Memeler kanser olmasın. Memelere sahip çıkalım. Aynen bence de kızlar bak özellikle. Aynen. Düzenli olarak ellenen memelerde kanseri önceden teşhis etme oranı %70'ten daha fazla. Bu yüzden memelerinizi elletin. Kız annesi de olmak zor be birader. Bu yaşa kadar yeme yedir, içme içir, üniversiteyi kazansız İzmir Ege'ye bir gondur. Gönder hop kızın göte 21 dikiş. Beni çok hafife alıyorsunuz arkadaşlar. 48 kiloysak 5 kilosu meme. Hayırdır ya? Hayırdır Wow. oğlum? Erkek koktu buraları. Açın kapıyı pencereyi ya. Yalnız teşkilatçı meme diyor ya, bu memeleri nasıl taşıyor bu? Al. Heh. Erkek dediğin gerektiğinde kadının saçını toplamalı aga ya. Toplama da bak. Böyle arkadan öne doğru toplamalı Ha yani. Ya da böyle önden tutacaksın. arkaya doğru böyle. Yani bu erkeklerin görevi aga saçını da toplayacak garanın ya. Top. Burada çok iyi anlatıyor kızlara bak. Aynen. Kızlar burada çok iyi anlatıyor sizi. Abi! Yönetmen dayamasın dedi ya. Dayamış demek ki. Kızlar size ofsaytı anlatıyorum. Sevdiğinizle aylarca ayrı kaldınız. Sonra buluşuyorsunuz gol. Buluştuğunuz gün regl oldunuz. Ofsayt. Açık açık anlatmış yani. Çocuk bunu sikememiş o. Aynen. Kar olmuş bence bu, kendi kendine böyle bir şey anlatmış Yani Twitter'da. verememiş yazık. Veremem. Gel sen, ben öyle bilen götürürüm seni. Bunu ilk de okuduğumda anlamamıştım. Sonradan anladığımda çok gülmüştüm. Gay kuzenimi cuma namazına götürdüm. Dün güzel bir şey, cennete geldim sanki dedi. İlk başta anlamadım ama sonra jeton düştü, dövdüm yavşağı diye. De erkeklerin içine götürdü ya onu namazın var. Aynen. Tövbe yarabbim. Tövbe. Ne ip neler var ya. Bunu atmıştım bir kıza biliyor musun? Kedi kadar. Ayrı. Bu kedi kadar mutlu olmak ister misin Gamze? Tabii ki de evet diyor. Tak yapıştırıyor. Bunu bir kere verdi. Normalite ne olurdu diye yani. Yezegiler yani. Hiç acımasın. Mutluluk çubuğu diye boşuna dememişler. Aynen. Et giren yere dert girmez. Girmez abi. Çözüm var bizde. Beden dersi sandım amına yapmayayım. Lan bedenim 95 olmuş. Benimki 45 amına. Geri zekalı göğüs duyuyorum. Kızlar meme muhabbeti yapıyor. Vallahi Öteki MHG damgaya ya, mizah hangover. Aa 95 meden meme. Üf. ne olur ama ya. Düşündüm şimdi bari. Önden gidiyor. Paraşüt Sondan gibi be. çıkmalar. Sondan çıkmalar, önden gidiyorlar. Amerikan 31'ine çek. Neyse boş ver. Geç burayı. Kardeş senin gibi biri vardı. Arka bahçeye götürdüler. 3 kişi İpleniyor. Girip siktin ara. siktiler. Bunu çok kullanıyordum zamanında. Ne gülmüştüm buna. Memeler kanser olmasın. Memelere sahip çıkalım. Aynen bence de kızlar bak özellikle. Aynen. Düzenli olarak ellenen memelerde kanseri önceden teşhis etme oranı %70'ten daha fazla. Bu yüzden memelerinizi elletin. Elin Kıs. elin. Bol bol elletin. Hatta açık gezin. Hatta beni yolda görürseniz İbo'da kanser var mı bir kontrol etsene Hani dersiniz bir bana. tane filmde bak 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 diyor, burası sert Ya, mi diyor, burası gel diyor elini ver bak diyor, gel. burası diyor sert mi diyor. Harbiden beni yolda görürseniz bak ben kanserde master yapmış bir insanım. Anında anlarım. Elletebilirsiniz. Tamam mı? İyi. Çıks. Geçiyoruz. Uzman doktor, profesör, mor, doç, moç. Hepsi benim yani. Elledim mi yaparım. Anında tesis korum. Hatta korum dahi. Kor yani, Korum. hacımız. Her türlü. Kor yani. Dışarı çıkma. Şu kızların birbirinin durumu altına yaptıkları lezbiyenimsi yorumları biz erkekler yapsak akrabalar namus meselesi sanıp belamızı sikerler ama. Vallahi. Düşünsene kız ay canım bebeğim aşkım senin yaz senin amına korum derim ben. Ne Vallahi diyorsun amına korum iknesi derim. Damla tıkarım lan. birbirimizi vururuz biraz. Vallahi ya düşün. Bu kızlar nasıl bu kadar rahat ya? Bir Kız kere olmadığımız caps için mi okumuştum. diyorsun? O caps'i bulamadım. Kızın adı Merve mi ne? Bunun bir arkadaşı var kız arkadaş. Ya diyor lezbiyen olmak ne güzel ya diyor. Kız arkadaşı yerine gidiyorsun diyor. Saatlerce yiyişiyoruz diyor. Kimse bilmiyor diyor. Anası babası dahi diyor. Odaya kapatıyoruz diyor. Sabaha kadar yiyişiyoruz diyor. Aynen. Va amına koyduklarım var. Vay amına. Vay be ben gelsem sizi sevindirirdim orada ya. Mutluluk çubuğunu kaldırırız hemen. Ha. Dokunmak. Kanka rüyamda bir kız sikiyordum. Babası geldi. Benim kızımı sikebilirsin ama ben de seni sikerim dedi. Hani bazen rüya olduğunu anlarsın ya. He o kafadaydım. Anladım rüya olduğunu. Ne de olsa hemen uyanırım diye kızı sikmeye devam ettim. Uyanamadım. Adam sabaha kadar çatır çutur sikti beni amına koyayım. Çıldırmıştır onu amına koyayım. Çat çat. Adam görmemiş gibi.
Katakotlar. Gel amına kodumu. Kabus olmuştur ona. Rüyalarında ızdırap ızdırap. Tövbe yarabbim. Kız annesi de olmak zor be birader. Bu yaşa kadar yeme yedir, içme içir, üniversiteyi kazansız İzmir Ege'ye bir gondur, gönder hop kızın göte 21 dikiş. Ne lan bu biri kafasını mı zorlamış böyle 21 dikiş? Harbiden birader ama İzmir'e gelen kızlar abaza çok daha zekiz mi lan ha? Kızları güzel. İzmir'in fırlamaları meşhur. Mesela ben. Dayanamam. Dayanamayız abi. Daha zekiz gördük mü? Harbiden 21 dikiş. Çat çat çat. Bu ne ya? Hiç ön trafiği kapalı gerek yok. Adam böyle sokmuş onu böyle sokmuş. Böyle yumruk yapmış. Demiş galiba maşallah ya. Aslında gölgesinde bir şarap içeceğim ya. Yok şarap rakı içeceğim ya. Değil mi? Serinleyelim. Mangalda yaparız ya. Abi şöyle indir kaldır. Havalandır bizi deriz. Bir yel yapsın indir kaldır. Vallahi billahi. Bunu atmıştık. Evet. Beni çok hafife alıyorsunuz arkadaşlar. 48 kiloysak 5 kilosun meme. Hayırdır ya? Wow. Hayırdır oğlum? Erkek koktu buraları. Açın kapıyı pencereyi ya. Yalnız 5 kilosun meme diyor ya. Bu memeleri nasıl taşıyor bu? Altında demir falan mı? Dayama. Vardır bir destek onlar. Ama ne bileyim takma abi. Göt dahi takıyor onlar. Ben her şeyi beklerim. Buralara çorap doldurup gezen kızlar dahi var. Yok ya. Tabii oğlum. O kadar da değildir be. Valla. Görmüştüm bir kere takma göt alıyorlar. Böyle büyük göstermesi için külot var böyle. Büyük gösteriyor bildiğin götü. Bir aşağıya bakacağım. Bu ne amına kodumu ya? Dışarıdan dağlar görünüyor. İçeriden cüceler çıkıyor. Vallahi ya. Soksan bacaklar elinde kalacak. İncecik. Tövbe tövbe, tövbe geç. Ya, geç ya. Geç. Bozuyorlar bizi abi. Vallahi. Sonra neden? Neden fırlamayız sonra? Osman Ağa gütten yiyor 720p HD'yiz. Bunu zamanında ne yapmışlardı ya? Facebook'ta full dolanıyordu. Bizim artık hiçbir şansımız yok. Tarık kaç kere konuştuk. Artık vazgeç ya. Milli piyango tuttuğunu gösteriyor. Paranın amına koyayım ya. Ben de seni çok özledim köpek diyor. Bak. Dünya bile böyle dönmedi be kardeşim. Valla böyle orospuları yatırıp kaldırıp sikmek lazım. Amdan götten alev çıkaracağım böyle. Kıvılcım çıkacak amına sonra siktir git diyor. Toz attıracağım. O bu değil de kızlar bize camdan bakıyor durmadan ya. Bizi duyuyorlar mı acaba? Video çektiğimizi ya. Biliyorlar mı? Bilmiyorlardır. Siktir. Neyse siktir et boşver. Bu gece hazır mısın? Yalnız ağzını çok iyi kullanman gerekecek. Ben Selin'in babasıyım. Ağzıyla ne yapacak onu anlamadım. Size söylemedi mi? Hayır. Karaoke'ye gideceğiz diyor. Bülent Ersoy bile böyle dönmedi be birader. R nasıl yapılır öğreniyoruz. Çat, çat. Direkt geçiyor. Aynen. Dişliler kırılsa şanzıman dalsa da önemli yok. R. R. Aynen öyle. Bizden sorumlu değil. Tamam. Ben kıvıramazdım ya. Ben de kıvıramazdım. Abi ağzı dolacak yani akşam. Heh, benim dediğim yere geldi bak. Ya oynasana biraz ya. Şafşik ya. Ben bunu çok yap. Neyse oraya girmeyelim. Girmeyelim. Harbiden böyle yeni yeni tutuyor. Ay bu yarak mı dedi sonra. Saati yarak. Amına kodumu kızı dedim. Kafayı tuttum. Gel gel dedim. Daha yakından tanıştırayım. Aşkım oluyor mu diyor. Onlar da iyi bir ayı. Küçük gibi o dedim. Aşkım oluyor mu diyor. Oluyor oluyor yapsak. Neyse bu konu neden ben anlatıyorum bunu? Sen neden anlatıyorsun ya kardeşim? Hayır geç, geç geç. Hah! Erkek dediğin gerektiğinde kadının saçını toplamalı aga ya. Toplamalı bak. Böyle arkadan öne doğru toplamalı ya. Ha yani. Böyle tutacaksın. Önden tutacak. Arkaya doğru böyle. Yani bu erkeklerin görevi aga saçını da toplayacak karının ya. Toplayacak da be abi. Ne güzel. Diz çok mersiğine gerek yok yani. Ayakta da toplayabilir. Ya yeah, ya. Yeah. Küçümsemezsin yani böyle şeyi. Yani bence burada çok masum bir fotoğraf var. Sakin gayet. Ha, geçelim. Geçelim. O kız mahallede yürürken telefonu her evin internetine otomatik bağlanıyor. Ama da yine de sen midirsin kardeşim? Wow, mahalleyi gezmiş yani kız. Yani yedi veren gibi ya. Yedi veren. Artık sevap olsun diye veriyor millete. Ben de diyor mal kıymeti yok diyor. Yok. Al senin olsun ya diyor. 250 gramın ne şeyi olacak yani? Hiç. Kıymeti yok. Kıymet yok abi. Takıl. 20 liraya veriyorlar artık aslanacaktı. 50 liradı önceden. 20'ye düştü. Mal kıymeti yok millette. Yok tabi. Neyse geçelim. Ya geç ya. Bozuyorlar abi bak. Vallahi. Bizim bir şey yok bak. Biz terbiyeli çocukuz normalde. İzmir'in piçi fırlaması meşhurdur ama biz değiliz öyle. Biz hayattır. Değiliz abi.
Biz mahallenin sakin delileriyiz biz. İki ha, deli. Hadi biz geçelim bunu. Geç geç. Ecem, sen kulak burun boğaz hastalıkları ana bilim dalı okuyordun değil mi? Evet, ne oldu? Yapsana bir gırtlak ya diyor. Harbi laf sokmuş ama abinin böyle arkadaşım olsa ben de yapardım. Ben piç de. Biraz önce piç değiliz demiştik. Yok aynen. bir lafımızı tutmuyor amına koyayım ya. Bizde mi sıkıntı, sizde mi sıkıntı anlamadık. Yap bir gırtlak ödeşelim. Hadi. Geç. Geç geç. Burada çok iyi anlatıyor kızlara bak. Aynen. Kızlar burada çok iyi anlatıyor sizi. 9 santimi görünce ya bu ne der gibi. Aynen. 11 santimi görüyor böyle gülüyor. Bu mu göstereceğin şey gibi. 10 santimi de böyle azıcık bir tedirgin oluyor. 11 santimi bakıyor. Düşündürüyor. Düşünüyor böyle. 17 olabilir. 17'yi görünce bir gözleri parlıyor. Acaba diyor neler olabilir. 19'u bir görüyor. Kopuyor. Anam diyor bu sakat bırakabilir diyor. 21'i böyle bir düşünüyor. Hayal ediyor şimdi. 23 de canından çıktığını hissediyor. Acaba nasıl diyor. 23'ü be. Yapıyor böyle. Neyse bunu geçelim. Gönce gibi yaptın. Hayırsa hayır diyorsun. 23'te diyor bu güzel karıştırır diyor. Beni uçuru diyor. Kanatlandırır. Red Bull. Geç. Geç abi geç. Vallahi bunlar bozuyor bizi. Acile kız bakmaya gittim. Bayan doktor neyiniz var dedi. Ev araba var. İstemeye geleyim mi dedim. Personele tekme tokat dövdürdü amına koyayım. Acile kız bakmaya gidilir mi? Tövbe işte var böyle manyaklar ama. Geç. Biliyor muydunuz? Aa konuşamadım. Biliyor muydunuz? Her mastürbasyon yaptığınızda sperm hücreleriniz eksilir ve bu da gözlerinizi bozmaya başlar. Ne yazıyor ya, okuyamadım ben. Ne okuyamadım? Ben de okuyamadım. Ne yazıyor? Ben görmüyorum şu an. Fazla asıldım galiba. Bak. Kendi bile beğenmiş bir yerler yaptı yorum adam. Senin jeton daha düşmedi değil mi mal? Düştü. Adam o kadar asılmış. Gökhan ben chatten çok sıkıldım anla beni. Vallahi bak kara verdim. Burada çok iyi anlatıyor kızlara bak. Kızlar burada çok iyi anlatıyor. Ama şimdi birader bizim Türkçe'de hayırlı yani. Nereye çeksen uzun ama çok fırlama. Ben bunu ilk gördüğümde kahkaha atmıştım, sandalyeden düşüyordum. Ara vermek istiyorum diyor. Hemen arıyorum diyor piçte. Allah ağzını sıçayım. Bak aramış galiba 3 dakika sonra cevap vermiş. Versin yeter ki fark etmez gideriz. Fark etmez. Ya beyler bu nasıl bahane amına koyayım ya. Aşkım ama ya. Ya kızım anlatıyor musun anlatmıyor musun amına. Ya biz denizdeydik. Ben kayalıklarda denize atladım. Suya daldım. Sen yengecin kıçı kaçı gel benim şeyime gir. Yoksa sen ilk olacaktın ya. Bak. Beyler bak. Görüyor musun ya? Sen? Oh, yengeci görüyor musun ya? İşi gücü yok gidiyor ta nereye giriyor. Hiç yok ya bak ya. Vallahi ya. Bu boş nasıl bahane? Boş kalfası gibi bir şeymiş demek. Ya, aşkım verdim çatır çatır tırttırıyorum. Neyse bu amına koyayım. Ben konuştum mu konuşturuyorlar ya. Vallahi. Sonra terbiyesiz. Bu nasıl bahane amına koyayım ya? Ayıp ya. Bir laf var biliyor musun? Öpülmemiş dudağı siktir et diyor. Sikilmemiş göt bulursan dua et. Vermeyen kız kaldı mı? Genelde köşede işte. Şüpheli. Ben ne kızlar biliyorum biliyor musun? 13-14 yaşımda. Tövbe yarabbim. Bana videolarını izlettiler. Tövbe, inanmadım ben. Neyse geç. Aşkım ya. Siktir lan. Aşkım ya. Darbe akşamı ben de dışarıdaydım. Tank gel sen beni namlu yağmama sok. Tövbe O gün akşam sen kenarda köşede tanklarla mı uğraşıyordun? İşin gücün yok da amına benim. Tankın namluyu mu alma? Ya bak konuştun mu konuştu oluyor. Kızım bahane çok. Bahane çatır çok. Çutur yırttırıyorsunuz. Fazla uzatmayacağım. Yerime koyduklarının sana koyması dileğiyle. Güzel koymuş. Güzel söylemiş. Bunu okuduk. Aynen. Kızlar saçmalamayın. Erkekler asla ikinci şans istemezler. Bir kere daha sikmek istiyorlardır. O kadar. Çok iyi. Bu deneyimli bir orospu. Bence de çünkü yani bu bir tavır şey üstünden paylaşmış. Geçmiş gibi yani bu deneyimi yapmak için birden çok kez vermiş gibi. Denemiş yani bayağı denemiş ki çünkü bunu yazmış evet. Buraya. Hani skili skili öğrenirmiş insan biliyor musun? Heh, geç. Meriç ne ilişkisi ya, internet üzerinden ilişki mi yürütülür diyor. Benim ecdadım gemileri karadan yürütmüş, ben internetten ilişki mi yürütemeyeceğim diyor. Haklı. Abi tarih okumuş adam. Biz Arkonsek'i şeyler koymuştuk da bunlar araya neden geçti ya? Olabilir neyse, arada. Geç. Olsun tarihe de gitmek lazım. Ha, yeni nesil kızların en sevdiği şey bu. Ağzımı almam diyorlar. Tadını görünce hıp hıp yiyorlar. Bir gırtlak diyorlar. Tövbe arasın yarabbim. Bozdun beni sen bugün.
Bu kapslar bozdu birader benim. Caps ama. Geç. Esnaf ki. Ben konu ben şeyleri seyrederim söyleyemiyorum ya. Esnaf kesişi. Hah, esnaf kesişi 50 metre ötede meme, yüz, bacak sütleyen gördükten sonra kadının gelmesini 10 metre kala kadının gideceği yöne bakıp göte bakma pozisyonunu alma. Doğru bu demiş doğru ama. Doğru. Ben bakıyordum öyle yapıyordum. Ben de kesip kesip böyle geçtikten sonra bir de öyle kafayı çeviriyorum. Hiç bakmıyormuş ki. Bu bir sırrımızdır. İfşa ettik. Yani. Şşş. Kimse bilmez. Heyecan yok. Duymayın. %73 orası. Oranını da koymuş amına koyayım. Peki bebeğim ben gelirim duştan sonra. Peki tatlım da bir şey soracağım. Efendim kuzum biraz tuhaf olacak ama bakire misin? Ya aşkım şimdi inanmayabilirsin ama ben 13 yaşındayken banyo yaparken işte sabuna basıp düşünce hadi ya sabun amına mı girdi? Şey evet. Hadi ya bak sen şu işe. Eski sevgilimle gel balkonda güneşlenirken şimşek gel sen amına çak. Dünya cidden çok acımasız. Acımasız. Balkonda mı çakmış? Ya kızlar ben ne diyeyim size yani. Bahane çok. Ya saçmalama ilk sensin diyorlar. Yani, yani bir bakıyorum göt dahi bu kadar. Ya hadi konuşmayayım. Tövbe tövbe. Ramazan mübarek günde bozduruyor sen bizi. Ne Ramazan o? Ramazan bayram. Ya sanki fuş baskını yediniz de bu poz nedir amına koyayım. Bu tarz pozlardan nefret eden bir ben miyim ya? Vallahi cidden ya. Bu ne böyle? Sanki amına koyayım gruba girmişler de bunları polis basmış. Değil mi? Yani. Ya ya fuş yapıyorlar sanki. Harbiden doğru bir teşhis. Ben çok ama benim anlamadım. Kızlar niye böyle şeyler çekiyor? Ya aynanın karşısında böyle ya çekiliyorlar. Göğüslerini, bak, ayaklarını da atmış. Bilmiyorum falan işte. Ama götü göstermeden ünlü olamıyordu. Öyle. Aynen. Yani. Ama erkekler de harbi peşinden düşüyor. Erkekler yani ne yapsın amına koyayım? Bir guru sikke bak adam. Çıkarım sallasın mı adam ekmek teklesi diye. Çıkarsa da ya amına koyayım içeri atarlar. Daha çok spam banlatır hesabı kapanır amına. Ama kızlar bir bacak açıyor bir meme. Böyle bir yapıyor polisler tamam ünlü. Polisler bile ee diye izliyor. Bir kere verseler onlar suçtan düşüyor.